Vurursun Skos. Vurursun be oğlum. Olmadı. Vurursun oğlum. Olacak iş değil ya. Neyse şuradan bir şut çekersek. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz her zaman taktik videolarını sizlere yayınlamaya çalışıyorum işinize yarar diye. Umarım bu son videolar çok işinize yaramıştır. Şimdi de böyle bir kadro buldum. Böyle bir diziliş gördüm. Çok dikkatimi çekti. Burada şöyle bir plan geldi hemen aklıma. Şu an ben açıkta oynayacağım. Bu kadro eğer tutarsa şu an ilk kez sizin karşınızda deneyeceğim. Eğer tutarsa bunun kontra atak, top çevirme gibi versiyonlarını da deneyeceğim. Şu geliyor aklıma. Bakın sağ açıktaki yani sağ taraftaki stoper deviriş pası Skolls'a verecek. Tamam mı? Skolls pası Kroos'a verecek. O sırada bu kanat oyuncumuz ileri doğru gitmiş olacak. Hemen ya forvete atıp kanada atacağız ya direkt kanadın önüne atacağız topu kanat oyuncusunun. Aynı şekilde sol taraftan da deneyeceğim. Ya da şu iki göbek oyuncusuyla paslaşıp ofansiflerin avantajını kullanarak yine sağ sol açığa kanatlara top atmaya çalışacağım. Şimdi bunu ilk kez deneyeceğim. Ne olacak bilmiyorum. Oyun tarzım açıkta olacak arkadaşlar her zamanki gibi. Şuradan klasman maçında deneyelim. Klasmanda biraz da momentum oluyor ama olsun. En azından klasmanda kazanırsak her yerde kazanıyoruz demektir. O yüzden sol taraftakiler sol ayaklı, sağ taraftakiler sağ ayaklı ve açıkta oynuyoruz arkadaşlar. Vallahi çok hoşuma gitti. Eğer bu aynı şeyi deneyeceğim. Stoper. Stoperden göbeğe. Göbekten forvete atarım. Forvetten ofansife. Ofansiften kanada. Böyle bir projem var. Bak sürekli stoper, göbek. Ya ofansife ya şeye forvete. O anki rakibin yaklaşmış olan konumuna, durumuna göre bakarak değerlendirme yapacağız. Taktiğimiz bu olacak arkadaşlar. Yani şu an tutar mı tutmaz mı bilmiyorum. İlk kez deneyeceğim. Eğer tutarsa bunun hemen şeylerini düşüneceğim. İşte duran top, pardon yanlış söyledim. Hemen şeyi düşüneceğim. Hızlı kontratak, top çevirme. Hangisinde ne yapabiliriz diye onları da deneyeceğim. Eğer tutarsa bu taktik hemen sizlere daha fazla videosu gelir arkadaşlar. Ha bu da Kazakistan'ın tarzı. Kazakistan'ın oyun dizilişi. Avrupa'dan milli takım tarafından alabilirsiniz arkadaşlar. Galiba bağlantıda bir hata oldu. Yok olmadı galiba geldi evet. Şöyle rakip siyah formayla biz beyaz formayla çıkalım. Rakibin kadrosuna bir bakayım. Hiç fena değil. Bayağı bir saldırgan dizilişle geliyor. Şuradan şöyle bir bakayım. Bir forvetimiz düşüşte ama kalsın düşüşte kalsın. Ya da dostu alalım onun yerine. İkinci yarı onu değiştirebilirim. Böyle bir deneme yapacağım. Umarım hayırlı olur. Umarım güzel olur arkadaşlar. Yani çok farklı bir dizilir. 3 tane oyuncunun yakın olması orada bir üçgen pası yapıp sağ kanadın kaçmasını sağlıyor diye düşünüyorum. Acaba öyle olur mu? Bir deneyeceğim. Tutar inşallah. Tutarsa güzel bir diziliş. Yani benim çok işime yarar özellikle. Açık oynadığım için, açıkta oynadığım için. Bir bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Ben de merak ediyorum açıkçası. Rakibimiz başladı. Ha, kanatlar açık. Üçlü stoper olduğumuz için buradan bir boşluğu verdik. İlk golü de yedik. Böyle. Yani güzel taktik. Sorun değil arkadaşlar. Sorun değil. Ben biraz unuttum o defanstaki boşluk olacağını. Kendi stoperimi kaçırmayı unuttum. Evet. Yine kötü yakalandık. Sorun değil. Bu sefer çıkarız işin içinden. Aldık mı? Hadi alırsanız. Kendinize gelin dostlar. Hadi çocuklar. Hadi bakayım. Heh. Ver o pası. Bir başlayabilirsek var ya oyuna. Bir başlayabilirsem. Halledeceğiz de. Sen aşağı ver. Sen aşağıda oynuyordun. Aşağıda kim var? Kanatta adam var. Doğru onu unuttuk. Kanattaki adam geliyor. Kimin peşinde? Şöyle bir orta. Böyle bir kafa ve gol. 1-0'dan 1-1'e geldi maç. Ben sana dedim sakin. Relax. Güzel bak kanatta hemen boşluğu bulduk. Hemen gol yememek için. Defansın gerisine. Ah lan niye onun ışığı değişti? Hayır. 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 Hemen yukarı attı o topu. Attı. Şimdi bak. Cross'tan. Hemen. Abi çok iyi. Çok çok iyi. Kanat da değiştirebiliyorsunuz hemen anında. Şöyle bir orta içeriye. Böyle bir kafa daha gelmedi. İndir. Vurursun Skos. Vurursun be oğlum. Harikasın lan. Harikasın. Çok beğendim. Bak vallahi çok beğendim. Sadece biraz dost geride kalıyor. Ağır oyuncu olduğu için. Diğer forvetimiz düşüşlerde olmasaydı onu alsaydık daha farklı şeyler çıkabilirdi ortaya. Gördüğünüz gibi pas hatası yaptık bu sefer. Tehlikeli. Yani defansta biraz sıkıntı. Defansta çok sıkıntı. Evet defansı çok sıkıntı arkadaşlar. Bir boş bulunduğun anda adam gelip atıyor. Düşünsenize adam 5 kişiyle atak yapıyor. Biz onu 3 kişiyle savunmaya çalışıyoruz. Yine hata yaptık.
Santra hatalarını bir yapmasam var ya. İyi olacak da işte çok hata yapıyorum santrada. Kaçtı adam. Ama benim için önemli olan atak. Sokulduk içeriye. Açarsın ortanı. Vurursun oğlum. Hadi. Ama olmaz ama ya. Vallahi olmaz ama ya. Size bir şey değil mi? Ben beğendim. Vallahi beğendim. Uyuma. Aferin. Ver hemen. Yanlış yere attık ama doğru gitmiş. Yukarıda adam yok mu zaten? Görüyor musun abi kanatlardaki boşluğu? Bu benim çok işime yarar. Orta. Atarsın artık ama ya. Dost çok sıkıntı yapıyorsun şu an bana. Sorun değil. Korner olsun bizim olsun. Bak şimdi iyi seyret. Şöyle bir orta. Böyle bir kafa. Böyle bir kafa kalecinin kucağına gider. Böyle bir kafa kalecinin kucağına. Ver hemen aşağı. Hiç bekletme. Sen de ver. Koş dik. Verdi. Bakasete az. Abi çok iyi. Çok çok iyi. Dokunursa, vurursa çok iyi lan. Orta sahadan, ortadan da gidiyorsunuz. Tek sıkıntısı defansta ufak bir boşluk sıkıntı oluyor. Kanatlardan o da adam yani 2 ofansif, 3 ileri oyuncu, 5 oyuncuyla geldiği için şu an bize bu konuda sıkıntı yaratıyor. Olmadı. Vurursun oğlum. Vurursun be sen o topa. Sen o topa bu kadar güzel vurursun. Harika bir gol Kostik'ten ayağının üstüyle. Rakibe de teşekkür ediyorum bu golü izlettiği için. Harika bir gol. Çok keyif aldım. Bence bu taktiği denemelisiniz. Ama defanstaki sıkıntıyı unutmayın. Bak defansta hemen geri kaçacaksınız. Ve rakibe top kaptırdığınızda o sıkıntı büyüyecek. O son anda ayağının altından geçti ikimizin de. Ama atak yönünden bence müthiş. Bilmiyorum denememi ister misiniz? Diğer şeylerde oyun tarzlarında. Bak şimdi. Atarsan Bakasetas adam yukarıda o kadar boş ki. Bakasetas çok ağır geliyor ya. Bitir hocam. Teşekkür ediyorum. İlk yarı 2-2. Bakasetas'ın yerine şöyle sağlam bir ofansif bulsam var ya. Çok ağır kalıyor abi. Bakasetas'la oynayamıyorum. Ama niye oynatıyorum? Bilmiyorum. Gerçi şey 90 olduğu için şimdi oyuncu 90 ya. Abi şuraya ben forvetimi alacağım ya. Sen gel benim havalimanım bu benim. Çok güzel uçuyor toplara. Bakasetas'ın yerine de bu gelsin abi ne yapayım? Belki katkısı olur umuduyla. Vallahi ne diyorsunuz? Bence çok güzel. Harika bir taktik. Çok da iyi yani. Çok beğendim. Çünkü sağ sol açıklarda inanılmaz boşluklar buluyorum. Tam orta açmak için yani. Tam orta kafa golü. Biçilmiş kaftan denebilir. Ama diğer taktiklerde de merak ediyorum. Çünkü çok geniş ve ortada da çok kalabalıklar. Hızlı kontratak oynarsanız kanatlar içeri girecek. İçeri gireceği için enteresan sonuçlar çıkabilir ortaya. Yani bayağı bir kalabalık yüklenebilirsiniz. Onu deneyeceğim. Bak yine aynı hatayı yaptım ya. Abi 3 santra 4 santra aynı hata. Bu benim hatalarım arkadaşlar. Hata yapmayı seven bir tipim biraz. Hemen. Atar mısın? Attı be. Ama çok uzak kaldık. Hata çıkamadık. Şuradan kestik orayı. Devir iş hemen kaldırdı yukarıya. Diler olsun. İndirdi kafayla. At oğlum önüne. Harikasınız. Çık yukarı. Ver. Tekrar. Bir daha ver. Aç. Vurursun. Vurursun. Ama atın. Allah için ya. Kaç oldu kaçıyor ama. Aç. Hemen açsaydın be. Şimdi açarsın. Bu sefer vurursunuz. Sen vurursun. Kesin vurursun. Vur kapa. Kalecinin elleriyle alması gayet normal. Abi kaç tane kaçırdık ya? Devirici almam lazımdı. Omuzu koy. Aldık o topu. İyi kapattı orayı. Vallahi var ya kardeş biraz şansım da yok. Çünkü klasman olarak yukarılarda olduğum için biraz da oyun beni zorluyor açıkçası. Şimdi güzel bir atak olur mu? Olmaz. Çünkü çok kötü paslaştım. Ama bu sefer olacak gibi mi? Olmayacak abi. Ya yapma şunu ya. Mbappe de sinirlendi yani. Selam verdiğine bakma.
Oyuncuların bazıları yoruldu. O yüzden dengesiz gidiyor toplar. Aradan kaçtı. Ver. Harika. Hemen dön. Dön. Al. Ayak koy. Al. Abi alsanıza. Bak bak benim oyuncum yaptığı hareketlere bak ya. Yukarıdan gitmemiz lazım. Aşağısı yoruldu. Bak kaçıyor, bak kaçıyor, bak kaçıyor. Abi şu ofansifler var ya, biraz hızlı olsa yemin ederim çok iş yaparlar. Bu oyunda ben size söyleyeyim bak. Kaçtı. Geçir be o topu be. Lan aşağıda da boşluk vardı. Ben niye yukarıdan yüklendim ki? Alırsın Mbappé. Harika. Koş Mbappé. At. Harika. Koş Kroos. Kroos hiçbir şey yapamaz. Kroos hiçbir şey yapamaz çünkü çok yorgun abi ya. Vallahi ben kaçırdım ya. Olacak iş değil. Bak bu sefer olacak. Bu sefer olacak. Ama Kroos'a atmadım ki. Kroos'a atmadım. Diliyorsun, diliyorsun. Neler ediyorsun bizlere? O top bende. Dön. Aferin. Rakibe kaptırmayın da nasıl atıyorsanız atın o topu. Hiç sorun değil. Mbappe çok sinirlendi. O yüzden Depay'a bastı gidiyor. Ancelo arkasında. Mbappe. Abi tam pas atacağım. Niye yukarı çıktın? Sen kimsin? Kimsin sen? Kroos. Kroos ben sana ne diyeyim? Ben sana ne diyeyim? Ama abi çok keyif aldım. Yemin ederim çok keyif aldım. Güzel maçtı. Vallahi çok güzel maçtı. Saate bakalım. 1:20 geçiyor. 2'de çıkacağım için bir maç daha atabilirim. Mesai var, sınav var, her şey var arkadaşlar. Beğendim ben bunu, bir daha deneyeceğim. Vallahi bak beğendim. Kaçırdık, sadece çok pozisyon kaçırdık. Böyle de düşüyor işte puanımız var ya, çok üzülüyorum ya. Çok gol kaçırdık ama bence gayet başarılı. Müthiş bir taktikmiş ya. Ortadan gidebiliyorsun, kenarlardan gidebiliyorsun. İmkan veriyor sana. Tek sıkıntı defansta 3 tane stoperim var ya, onlar biraz hızlı olması lazım. Bazı oyuncuları değiştirebilirdim aslında ama neyse, girdik artık. Ofansiflerin hızlı olması gerekiyor, bunu anladım. Bir tık hızlı olabilirler. Mesela Neymar ofansife çok iyi gider. Messi çok iyi gider bu takımda, bu kadroda. Bu ikisinin yerine ofansife bunları almayı planlıyorum aslında. Orada hem adam eksiltiriz hem de bir ara topları atarız. Evet, Alper kardeşim mesaj atmış. Dün bana da Mbappe çıktı kanka. O da futbolu hiç sevmeyen bir insan. Ama şey yapıyor şimdi, bilgisayardan, bilgisayar versiyonunu kurduk ona. Oradan takımını geliştiriyor ve çok da keyif almaya başladı. Videolarımı izliyor sağ olsun. Videoları izledikçe futbolu sevmiş. Bu da benim çok hoşuma gitti. Vay Alper vay. Bravo yani, Mbappe'yi çıkarmış. Bir ara gidip onun da kadrosunu güçlendireceğiz. Onun kadrosunu biraz toparlayacağız arkadaşlar. Galatasaray geldi, sıkıntı. Yani Galatasaray ise hiç sıkıntı. Çünkü Galatasaray'a karşı biraz şansım yaver gitmiyor ama oyuncularımın gücü modu yerinde. Şöyle yapalım. Böyle siyah beyaz daha çok net belli olur. Kadrosuna bakalım. O ortadan gelecek. İyi bak, bu iyi. En azından 3 stoperimiz var orada. Burayı korur, dengeler. Abi çok iyiymiş ya. Siz beğendiniz mi? Düşüncelerinizi lütfen yazın. Eğer gerçekten beğendiyseniz bunun diğer versiyonlarını da çekeriz. Top çevirmeydi, kontra ataktı falan. Ben beğendim, keyif aldığım için bir daha oynuyorum yani, düşünün. Bunu deneyin, mutlaka deneyin. Hadi bakalım, kolay gelsin. Rummenigge. Ooo, tehlike daha Rummenigge. Adam hiç olmadık yerde gol üretebiliyor yani Rummenigge. Oyun biraz kastı. Cihaz biraz ısındı ikinci maça girdiğim için direkt. O son offside ver yani, kafasına tekme attık diye de penaltı verilmez. Offside. Allah'tan offside oldu. Penaltı diyor sandım, korktum bir an. Şimdi bunda nasıl başlayabiliriz? Şöyle hatayı yaptık. Bari şöyle düzeltmeye çalışalım. Verdik yukarıya. Ver şimdi. Yanlış ama iyi, topu tuttuk en azından. Bir daha verdik. Bir daha. Kroos. Kroos. Aşağı atacaksın. Oğlum Kroos. Kroos beni yoldan çıkartıyorsun ya. Bakasete hemen aşağı. At artık abi şu topu, ölü gibi atmasan. Daha etkili olacaktı. Var ya. Yemin ederim Bakasete'nin o saçma sapan pası yüzünden oldu abi. Onu değiştireceğim ben ya.
Kaleciyi koyarım oraya, daha güzel toplar atar. O yüzden oraya Neymar'ı düşünüyorum abi. Messi'yi de alacağız inşallah. Ben size sormuştum, Neymar mı Messi mi? Aha, gol. Eşit yorumlar geldi, o yüzden ikisini de almayı planlıyorum ama DP olmadığı için biraz yükseltmemiz gerekecek. Hızlı geldi adam, durduramadım. Yapacak hiçbir şey yok. Zaten hızlı kontra atak oynuyor muhtemelen. Galiba bu maçı yenileceğim. Bak ben size söyleyeyim. Bak Esedas'ın yüzünden ben bu maçı yenileceğim. O zaman da onu kadro dışı yapacağım. Bir daha da almayacağım. Bizde böyle abi. Acımak yok. Ver hemen. Bak güzel. Bak 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 Esedas. Aç ortayı. Vurursun o kafayı. Vurursun o güzel kafayı. Kaleci sadece seyretti. Çok güzel top. Güzel orta ve kalecinin bakışları arasında müthiş bir kafa golü. Abi bak bunu seviyorum işte. Bu olduktan sonra bak bak Esedas biraz düzeltti şimdi. Gözümdeki prestijini düzelttin. Prestij midir nedir, dilim sürçtü. Gözündeki yerini biraz düzelttin. Bunu koru. Ben sana bu kadar söyleyeyim. Bak hiç affetmem, gözünü yaşa bakmam. Ana ayağımın altından geçti. Yanımızdan geçti. Orta geldi. Kafa geldi. Gol oldu. Resmen izledik ya. Bak görüyor musun? Bacağımın arasından geçiyor. O topu aldım diye umut ediyordum ben. Burada da boşa salladık. Ve bir kafa golü de biz yedik. Tebrik ederim. Vallahi kardeş güzel oynuyorsun. Güzel oynuyorsun da bir yere kadar yani. Yenilsene. Niye yenmeye çalışıyorsun beni? Ver aşağıdan. Vallahi bu sefer hata yapmadık mı? Yapıyorduk. Yapmadık. Verdi. Ver hemen. Sen de ver. Harikasınız. Aç. Vur. Vur Bakasetas. Bakasetas primini katladı. Derecesini yükseltti. Bakasetas'tan müthiş kafa golü. 2-2 oldu. Harika ya. Abi bu çok güzel bir taktik. Bak ben size söylüyorum. Demedi demeyin. O top o kadar kötü atılmamalıydı. Hadi. Hadi. Biriniz gelin vuralım bir tane daha, bir şey yapalım. Müthiş goller oluyor. İlk maçta da güzeldi. İkinci, şimdi bak Bakasetas aşağıya gönderdi. Buradan güzel bir orta geldi ama son anda defansa çarptı be. Hemen oyna. Ver bir daha. Aç ortayı. Ya abi ayağımın altında dolaşmayın. Bak böyle bir gol yemek benim zoruma gider. Bu kadar talihsizce bir gol yemek çok ağrıma gider. Hepinizi kadro dışı atarım. Hayır. Lütfen atma. Ya abi olmaz ama ya. Bu kadar olmaz. Bak maçın başına ne dedim? Rakip Galatasaray'sa sıkıntı. Ben bunları hep yaşıyorum ya. Hep bir Galatasaray'a denk gelir. Olan var ya. Çok kötü oldu ya şu bu. Zoruma gitti. Vallahi zoruma gitti. Tamam rakip iyi geldi. Hızlı hücumu iyi kullandı ama. Abi benim orta açıyorum, benim oyuncuma çarpıyor. Ne kadar ağır bir şey. Bak sinirden bir şey de yapamadık. Neyse. Sakinleşmemiz lazım tekrardan. Yoksa bir gol daha yiyeceğiz. Kapattık orayı. Kapat. Lan onu tutsam da şu adamlar. Hayır. Yem. Abi, abi çok güzel geldi. Durduramadım. Durduramam da şu hata, durduramam. İsterse 5 tane stoper olsun. Bak şurada beni çok güzel düşürdü. Pas atmaz diye düşündüm ama işte oyun bu abi. Galatasaray'a karşı oynadığım zaman bunları yaşıyorum. Sebebini ben de bilmiyorum ama o bir orta açtık, tutmadı. Bize çarptı gol yedik ya. 3. gol. Gerisi işte böyle çorap söküğü gibi geliyor işte. Abi topa koş, topa. Vur. Kendinize bir gelin ya. Bir gelin, 4-2 olduysa ne oldu? Biz 3-0'dan geri döndük. Ormancı ne? Power. Güzel isim. Kötü oldu. Kimdi o hata yapan? Neyse. İnsanlık bende kalsın. Şimdi karışmayacağım. Şimdi karışmayacağım. Bak hadi bakalım. Şimdi karışmayacağım size. Son şansınız oğlum. Bakasetas. Kostik, hatalar üst üste geldi sizden. Hatanızı düzeltmeniz dileğiyle ikinci yarıya başlıyorum. Hadi bakalım. Bak sizin oradan geleceğim direkt, tamam mı? Bir hata daha yaparsanız direkt çıkartayım diye. Bak Kasitas'ın koşu yolunu alamaz tabi. Baskı. Cancelo. Ama rakip de fena değil ha. Size söyleyeyim mi? Rakip hiç fena bir rakip değil. Ya bu top geçer mi?
Allah'tan pas verdi. Gerçi kaleye çekse zaten gol olmazdı herhalde. Rakip iyi düşündü, görüyor musunuz? Orada çok ince bir düşünüş. Çok güzel düşündü. Hayır. Şimdi. Abi yanlış. Hatalar benim. Rakibi analiz ederken kendi oyun tarzımızı unuttuk. Tacı bana ver. Hakem, banka hesabına o kadar para yatırıyoruz senin için. Tacı bana versene. Hakem, bir penaltı ver, bir şey ver bize de. Hadi bakalım. Hadi. İyi hadi be. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yediğimiz o üçüncü gol bize dördüncü gol de yedirdi zaten. Şu güzel maç böyle gidiyor işte. Offside. Hakem offside. Offside olmadan offside vermen lazım. Direkt hemen offside vermen lazım. Zamana ihtiyacımız var. Hemen şu yukarıya atalım. Delight. Geçer mi? Geçti. Hayret. Hemen ver aradan. Bakasetas koşuyor ama çok ağır kalıyor abi. Bakasetas da olmaz beni. Orta gelir mi? Bakasetas da neden olmasın ya? Bakasetas da neden olmasın? Allah'ına kurban. Bakasetas kendini affettirdi. Sıra Kostik'te. Kostik'in kendisini affettirmesi lazım. 7 gol var. Efsane maç oluyor. Hemen sen gel abi. Çok yoruldular. Abi sen de gel. Belki bir işe yararsın orada. Dost sen de gel. Kafa atacaksın topları. Lan ne oldu? Dost geldi. Başka kimi alabilirim? Göbek oyuncumuz kalmadı. Stoperleri boş ver. Sen gel abi. Sen gel abi. Sizleri defansif yapacağım. Bir de beri denemiş oluruz en azından. Ne yapalım? Bir de böyle çıkalım. Çünkü o 7 golcü de almadık. Ama efsane maç olmuyor mu arkadaşlar? Beğeniyi hak etmiyor mu şimdi bu maç? Bu arada bu videoyu çektiğimde 3402 abonemiz olmuştu. Bugün pazar. Öğlen saat 1.30. 402 abonemiz vardı. Bakalım siz izlediğinizde kaç aboneye çıkmış oluruz? Hayır. Oo, son anda Van Dijk girdi araya. Kostik hemen oynadı. Dost. Dosttan yukarıya kadar geldi o top. Harika geliyoruz. Yine harika geliyoruz. Orada Salah. Aldığım güne hangi gün ismini taksam acaba? Hemen kafayla kaleci oynadık. Hadi oğlum. Hadi oğlum. 4-4 hak etti bu maç. 4-4 hak etti bu maç. İndirirsin ama hataya bak. Taca çıkmasın diye adamın ayağına attık topu. O da geldi. Gol atacak şimdi bak. Kontrol et. Ya kaleci çık alsana topu. Sakin. Sakin oynarsak eminim atacağız. İyi seyredin. İleriye doğru attım. Dost indirirsin. Dosta düşmana karşı indir o topu. Abi yukarıya kurban oldum. Kurban oldum. Yukarıya attım. Kanat bomboştu. Kanat bomboştu diliyorsun. Hadi dil yarası gibi adamsın aynı ya. Ferdi Kadıoğlu. Bu arada A milli takıma da katkılarımız oluyor arkadaşlar. Aha, orta bir kafa, tuhaf bir offside. Attığımız 3 gol, diğer maçta da 2 gol, 5 gol daha eklemiş olduk. Yaz diyoruz Valencia gibi. Yaz bunu da diyoruz. Hemen oyna. Gelmeyin abi hemen üstüme ya. Bak oğlum şuraya. Heh. Bir türlü tutturamıyorum Danilo'yu ya. Hemen kanat değiştirdik. Salah attı. Yetişirse harika olur. Yetişti. Sokulduk içeriye. Orta. Gelir mi? Hadi be. Abi o kurtarışı yapman için ne kadar ödediler sana? Arkadaşlar kusura bakmayın. Orası kesildi biraz. Bildiri uyarısı geldi. 5 GB'ı geçti diye bir uyarı geldi. Ve kapandı ekran. Yanlış tuşa bastım heyecandan. Ya var ya. Olacak iş değil ya. Neyse şuradan bir şut çekersek. Bir şut çektik ve gol oldu. O harika kafa topu kaçtı ama maç 4-4'e geldi. Harika bir gol daha geldi. Şuradan ayaküstü. Çarpan top ve gol. Ya olacak işte orada kesildi ya. 5 GB'ı geçti uyarısı geldi. Ben de şuta basın derken videoyu kapattım yanlışlıkla ama 4-4'ü yakaladık sonunda. Harika bir maç. Finali kötü oldu. O uyarının gelmesi çok kötü oldu. Hadi bakalım. Ya abi atma öyle gözünü seveyim be. Ve maç 4-4 bitti.
Harika maçtı. Tek sıkıntı az önce yaşandı. O 90. dakikada tam harika bir kafa vuruşu da oldu. Güzel pozisyon da oldu ama. Şu lanet telefonum bana o 5 GB uyarısından nefret ediyorum. Uyarma beni, uyarma. Biliyorum geçtiğini biliyorum, beni uyarma. Derken sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.